Algoritma dünyasıyla karşınızdayız. Matrix Akademi Direktörü Kıvanç Özbilgiç yine her hafta pazartesi olduğu gibi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bu hafta temel analizle algoritmaları bir araya getirerek e, temel analiz algoritmalarını anlatacaksınız bize. Çok merak edilen bir konuydu. Evet. İşte şirketin bilançolarını vesaire bunu alıp da bir algoritmik değerin içerisine koyup nasıl kullanabiliriz? E, nihayet buna sıra geldi diyelim. <laughs> evet en sonunda geldi. Burada, en sonunda geldi. Şimdi slaydımızda da görüldüğü üzere... İkiye ayrılıyor yol. Teknik analiz, temel analiz diye. Genelde teknik analiz mi, temel analiz mi diye çok tartışma evet. olur. Ve bu konuda hararetli tartışmalar geçer teknik analistler ve temel analistler arasında. Ben iki tarafın ortasında kalmayı ve iki tarafı da birbiriyle uyumlu şekilde kullanmayı tercih edenler dedim. Yani geçen hafta HFT'lerle yaptığımız geçen programda benzetme çok güzel tepkiler aldık. Çok güzel geri dönüşler aldım onunla ilgili. Savaş alanı benzetmesi diyelim. Bununla ilgili de bir benzetme yapmak isterim. Yani hep rakip olarak düşünülen hı hı. bu iki disiplin aslında birbirleriyle son derece uyumlu çalışan. Hatta biz önceki programlarda darvas örneğini vermiştik hatırlarsanız, darvas teknik ve temel analizi birleştirip başarılı olan belki de binlerce farklı traderdan bir tanesi. İkisini birlikte neden kullanmayalım? Algoritmaları da. Neden burada kullanmayalım isterim? Burayı bir turnuva gibi düşünmeliyiz. Bir olimpiyat gibi. Olimpiyatta farklı farklı spor dalları vardır. Farklı farklı disiplinler vardır. Burada da HFD'ler farklı bir disiplin. Geçen hafta bahsettiğimiz Hı -hı. gibi. Temel analiz farklı bir disiplin. Temel tü emekliliği farklı bir tarafı işin. Gün içi işte day trader dediğimiz gün içi işlem yapanlar, hızlı alıp çıkanlar, vurkaç yapan yani scalper'lar, swing trader'lar, çeşit çeşit işte algo trader'lar, Robot kullananlar hepsi ayrı disiplinlerde ama altın madalya için yarışan sporcular gibi düşünelim. Hepsinin farklı işte disiplinlerde olduğu için. Birisi atletizm işte sıfır 100 metre gibi düşünürüz HFT'yi rekor kırmak için değil mi? Ya da işte daha yavaş sporlar var, daha farklı sporlar var. Ama Maratoncu hepsinin tek var. bir amacı var, altın madalya. Evet. Ve altın madalyayı farklı spor dallarında birçok oyuncu göğüsleyebilir. O yüzden temel analizi de olsanız, teknik analiz ya da HFT de yapıyor olsanız altın madalya alma şansınız var. Bunları rakip değil de hepsinin birbirine bağlandığı güzel bir olimpiyat alanı gibi düşünürsek belki o zaman daha hızlı bir şekilde bunları oturturuz. Yani kurallara ve algoritmalara biz bu tarafına bakacağız. Temel analiz tarafında da umarım Bakalım. başarılı oluruz. Hemen ikinci slaytımıza geçelim. Temel analizin algoritmalarının başlangıcını yapmış olalım. Evet. Biz algoritmalara hep ne demiştik? Algoritma kural demek demiştik. Hı hı. Algoritmalar kurallara dayalıydı. tek Bu sefer de biz temel analiz verilerine dayalı kurallar geliştirmeye çalışacağız. Ya ben en baştan söylemek isterim. Ben bir temel analizci değilim. Hı hı. Ve bilgim tabii ki bir temel analizci kadar derin değil. Bu, bu programın amacı da zaten temel analizle ilgili derin bilgiler vermek değil. Biz sadece arkadaşlarımızın bu konuyla ilgilenen arkadaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak için bazı yöntemler göstermek istiyoruz. Ve onların zamanını belki zaman kazanmalarını sağlayacağız en başta. Farklı şeylerle burada vakit o vakti başka yerlerde değerlendirmek isteyebilirler. Yani bu yüzden yani kural biz algoritma kural ne demekti algoritma biz kurallar koyacağız ve o kurallara uyanları ilgisayar terminalleri işin hammallığını yapacak, algoritmalar işin hammallığını yapacak. Bize sadece onları incelemek kalacak. Yani belli bir filtreden geçireceğiz, belli bir kural silsilesinden geçeceğiz. Buna dair geliştirmeye açık, değiştirmeye açık kod örnekleri de paylaşacağız, strateji örnekleri de paylaşacağız. Sadece fikir versin diye bu tarafta da uygulanabiliyor diye göstermek istedim. O yüzden temel analiz için kullanılabilecek algoritmaları tasarlayabilmek amaç, filtrelemeler, kıyaslamalar, stratejilerden bahsedeceğiz bugün. Tamam. Geçelim. Bir videomuz var. Evet kısa Tabii bir videomuz, videomuz var. var. O Onu video üzerinden hocam. konuşmak istiyorum tamam. biraz da. O videomuzu alalım eğer mümkünse. Başlayalım. Burada evet. bakın hepsi yani A noktasından B noktasına gitmek isteyen farklı araçları görüyoruz. Uçak çok hızlı gidiyor. Araba sonrasında biraz daha yavaş. At daha da yavaş. Yürüyerek en son daha da yavaş bir ne oluyor? sonuç elde ediyoruz değil mi? Hı hı. Ama buradaki amaç A noktasından B noktasında değil. Biz piyasalarda amacımız ne? Para kazanmak. Biz evet. A noktasından B noktasına gitmeyi para kazanmak olarak değerlendirebiliriz. İşte burada gördüğünüz gibi farklı örnekleri var. Kimisi yavaş, kimisi hızlı. Ben işte temel analizi ve teknik analizi burada ikiye ayırmak istiyorum. Bir tanesi biraz daha hızlı, daha çabuk sonuca gitmeye odaklanan üstteki hızlı olan araba gibi. Alt taraftaki de tır da tek e, temel analiz gibi düşünülebilir. Yani bir tarafta beygir gücü önemlidir. Beygir gücü daha çok hız odaklıdır. Hı hı. İşte hızlı olma taraftarıdır. Diğer tarafta da tork önemlidir. Çekiş gücü, işte taşıma kapasitesi. Yani hızlı olduğunuzda bir avantaj, çabuk bir yerden bir yer, çabuk para kazanabilirsiniz öyle değil mi? Ama hı hı. yavaş olmanıza rağmen daha fazla yük taşıyabilirsiniz. Yani bir şeyden vazgeçerken başka bir kazanımız oluyor. Ama bunların en nihayetinde ikisinde de karşılaşabileceğimiz problemler var. Teknik ve temel analizde de. Biz işte tam burada nereyi devreye sokuyoruz? Göstergeleri. Evet. Yani bizi yarı yolda bırakabilir. Bazen yaptığımız analizler temel de olsa, teknik de olsa yaya kalabiliriz. Yaya kalmamak için göstergelere başvuruyoruz. Göstergeler neydi? Araçtaki göstergeler gibi bizi yolda bırakmadan önce size uyarılar veriyordu. Bazen önümüzdeki da da, ışık evet, gibi. Önümüzdeki ışık gibi. İşte biz de burada... Yolda kalmamak için bu göstergelere bakıyoruz. Temel analizle ilgilenenler de göstergelere bakıyor. Biz bunlara işte teknik analiz indikatörleri diyoruz teknik analiz tarafında. Temel analiz tarafında da bunlar gösterge birer indikatör aslında. Şimdi onlara başvurmak istiyoruz. Yani yaya kalmamak için hangi tür temel analiz göstergelerine başvurabiliriz? Bir sonraki slaydımızda evet. o var. Bunu anlatmaya çalışacağım temel analizde bakılan işte bilanço analizi yapan e, yatırımcıların Evet temel analizde ana genelde baktığı tabii ki birçok daha farklı kalem olabilir. Burada böyle en yaygınları en çok kullanılanları bir araya getirmeye çalıştık. Temel analizciler biraz daha böyle kodlamaya uzak ama kodları o kadar kolay ki tek bir gördüğünüz gibi birkaç harften oluşan kodları var hepsinin ve çok alakalı. Fiyat kazanç oranının mesela kodu FK. Evet. Bu kadar basit. Bu kodlamayı yapmak çok kolay. Yani bu rahatlıkla öğrenebilecekleri veya uygulayabilecekleri bir şey. Burada bu listeyi görebiliyorsunuz zaten. Ve bize bu göstergeler, bunların her bir birer gösterge. Bunlar bize rapor sunuyor işte. Bilanço gibi, bilançodaki değerler gibi. Bunlar bize rapor sunuyor. Ve biz bunları hatta grafikler üzerine bile, terminallerde atabiliyoruz. Direkt gözümüzün önünde böyle evet. Ne yapıyor aslında bunlar? Sayısal belli verileri özetleyip bizim gözümüzün önüne teknik analiz indikatörleri de bunu yapmıyor mu? Önümüze koyup al kardeşim buradan işte yorumunu yap. Sen ne yapmak istiyorsan yap. Sana bir rapor sunuyorum ben deyip o hesaplamaları sizin tek tek elle yapmamadan böyle önünüze kolayca gelmesini sağlıyor. Bunlar işte dediğim gibi terminallerde de önümüze koyabiliyoruz. Hemen başlayalım isterseniz birkaç tanesiyle. Fiyat kazanç, kazanç oranı, oranı var bir sonraki slide'mızda da o var. Şimdi fiyat kazanç oranında burada piyasa değerinin şirketin son bir yıllık karına oranı oluyor. Yani bunu kabaca belki şöyle diyebiliriz. Bir yıllık kar hep böyle giderse bu firma kendini kaç yılda amorti eder gibi hmm. de düşünebiliriz belki. Burada düşük olması olumlu olarak algılanıyor. Hatta bir bilgi de verelim biz düzdeki senetlerin. Ortalaması yaklaşık 12 civarında. Bu ne anlama geliyor Bist 100'de? Toplam piyasa değerlerinin 100 şirketin toplam karına bölümü oranı yaklaşık 12'lerde fiyat kazanç oranı. Burada biz hep verdiğimiz örnekleri yönlendirme olmaması adına şimdiye kadar tüm stratejileri biliyorsunuz günlük barlarda ve Bist 100 üzerinde endeks evet, grafiği endeks. üzerinde vermeye çalıştık ama şimdi temel tarafa geçtiğimizde mecburen önce Bunu da öncelikle söyleyelim. Burada herhangi bir amacımız yok, herhangi bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece temel verilerle biz filtrelemeyi, kolaylaştırmayı göstermek istiyoruz. O yüzden mecburen burada hisse senetlerinden de bahsedeceğiz. Öncesinde bilgi verelim. Dediğim gibi bir yönlendirme amacımız kesinlikle burada yok. Sadece hepsinde neye bağlı olduğunu da söylemeye çalışacağız. Zaten bu bilgiler kamuya da açık. Evet, herkesin. De var. Evet, biz sadece raporlamayı bunu gösteriyoruz. Evet. O yüzden özellikle bir yönlendirme olmayacağının altını çizmek isterim. Görelim o tabloyu. Fiyat, kazanç, evet, fiyat kazanç oranının sıralaması şimdi gelecek. Biz bunu terminalde sadece kolona biraz önce fiyat kazancın FK ismini yazıp parantez açıp kapatıyoruz. Kolonlardan bir tanesine. Filtre bölümüne de hatta fiyat kazanç oranını büyüktür sıfır yazdık ki zararda sıfır, evet. olanları göstermesin. O sene kar gösterenleri göstersin. Ve bunu bize birkaç dakika içinde tüm işte biz burada biz yüzü taradık ama tüm biz senetleri üzerinde de tarayıp Ekrana getirebilirsiniz hatta oradaki FK başlığına tıkladığınızda küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sizin için sıralanacaktır. Biz burada biz düz senetleri üzerinde ne yaptık işte e, kar eden firmalar, firmaların dikkate alınması için pozitiflere baktık ve büyükten küçükten büyüğe sıraladık. Yani küçük olması daha olumlu gibi düşündüğümüzde Fikası genelde bankaları oluyor. görebiliyoruz burada ilk evet. 10 sırada galiba neredeyse bütün bankalar var. E, bankalarla çalışıyor. ilgili hani bu biraz da işte insanlar hisse senedi seçerken temel analizlerin baktığı bilgilerden bir tanesi, bir tanesi ve bir etkisi belki olabilir seçtiğiniz hissenin. Burada daha iskontolu olamayacağını belki düşünebilirsiniz. Fiyatlamada daha prime olduğunu, potansiyeli olduğunu düşünebilirsiniz. Bunun için yapılmış bir sıralama. İlerleyelim. Piyasa değeri defter değerine bak. Piyasa değeri defter değeri. Piyasa değeri defter değeri de aslında bir bölüm oranı. Zaten piyasa değerinin defter değerine oranı diye geçer. Piyasa değerinin buradaki ana ortaklık öz kaynakları bölümüyle elde ediliyor ve yine düşük olması ne kadar küçük o kadar iyi diye düşünürüz. Yani daha iskontolu orada işlem görüyor gibi düşünebiliriz ve bugün baktığımızda birin çok altında olduğu görülüyor birçoğunun diyor bankaların yine. Hı hı. Yine bankalar burada daha iskontolu gözüküyor bu veriye göre. Sanayi şirketlerinde birin çok çok üzerinde değerler görebiliyoruz. Mesela işte kimya sektöründe ne var? %4.80 diye geçiyor. Yüzde değil pardon. 4.80 oran. Enerjide de 2.16 gibi. Yani bir... Tam olması gereken gibi düşünülürse birin altındaki değerler daha ucuz, birin üstündeki değerler biraz daha pahalı olabilir Ama bu sektör sektör değişecek, sektör payı da önemli. Tek başına ee, zaten bir veri de değil. Tek başına değil. Yani evet. bu sadece biz bunu işte nasıl kullanabiliriz evet. diye bakıyoruz ve bununla ilgili de bir sıralama yaptık. Bir sonraki slide'da da o var. Bununla ilgili de yine kullanılan formülasyonumuz çok kolay. Piyasa değeri defter değeri, baş harflerinden oluşuyor. P D D de. Bu kadar. Kolona bunu yazıyoruz. Yani kodlaması çok kolay. O yüzden ben kod tarafına da pek uzak duruyorum ama bu kolay olduğu için ve temel analizcilerin çok işine yarayacağı için üzerinde durmak istiyorum. Filtreye de ben piyasa değeri, defter değeri dörtten küçükleri sıralamak istedim. Bu farklı değerler alınabilir ve büyükten küçüğe sıralandı burada. Piyasa değeri bölü defter değeri hem ucuz hem düşük pardon küçükten büyüğe sıralandı ve biz düz sadece yaptık ama istediğiniz farklı hisseleri de seçip aralarında yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada da yine bankalar gözüme çarpıyor. İlginç bir şekilde bankalar ucuz gözüküyor şu an nispeten hem bu, fiyat bu verilere, hem bu verilere değer, bakacak olursak. Yani piyasa değeri, defter değeri dörtten küçükleri burada aldık ve küçükten büyüğe sıraladık. Sadece bir klikle bunu yapabiliyoruz. Büyükten küçüğe, küçükten ve belli aralığı tarayabiliyoruz. Hı -hı. Saniyeler içinde bu olabiliyor. Çok rahat yapılabilecek raporlamalar. Yani raporların raporlarını çıkarıyoruz. Bütün tek tek hisse senetlerinin bilançolarına bakmaktansa burada tek bir sayfada hepsini görebilir temel analizle ilgilenen yatırımcılar. Böyle bir kolaylık var. Bir de temettü verimliliği var. Aynen. Temettü verimliliğine geçelim. Temettü kar payı diye Hı -hı. de biliniyor zaten. Elde ettiği burada dönemlik kardan Tabii nakit ya da hisse senedi olarak şirket paylarına işte ortaklarına ne yapması? Belli bir oranında, belli oranda dağıtması, karını paylaşması gibi düşünelim. Ve önemli bir ortaklık hakkı bu. Bu temettüde birçok insan temettü emekliliği yatırımcısı çok var. Evet. borsa İstanbul'da Türkiye'de de o şekilde yani temettü düzenli temettü veren yüksek temettü veren hisse senetlerini tercih etleme etmeye çalışıyor pandemi ile birlikte bazı kurallar da getirildi temettü ile ilgili tavsiyelerde de bulunuldu ama çok şu anda belki çok anlamlı olmaz ama geçmiş veriler Belki şimdi de hala temettü verebilenler bu verimliliğin yüksek olduğu buradaki ne demek temettü verimli onu da düzeniyorum şirketin bir yılda dağıttığı kar payının piyasa değerine yüzdesel olarak tam olarak oranı. Ve ne kadar yüksek o kadar iyi tabii. Karını o kadar paylaşacak. Düzenli olarak paylaşması ve belli bir yüzde de paylaşması bunu bize söylüyor. Bunu da yine sıralayabiliyoruz. Evet, Temettü verimine göre de sıral sıraladığımızda hatta biz burada filtreye bir sonraki slaytta göreceğiz. Filtreye temettü verimliliğinin ikiden büyük olmasını istedik. İkiden küçükleri çıkarma bize dedik ve ikiden büyük burada senetleri biz 100 içinde 23 tane senet varmış. En üste Ereğli'yi görüyoruz, Aksigorta, İstemir gibi bu şekilde sıralanıyor. Yani biz bunu en verimlisinden verimsizine göre aşağıya doğru sıralayabiliyoruz. Tabii ki bu veriler biliyorsunuz bilanço verilerine göre yani 3 ayda bir yenilenen verilere göre genel olarak onlar dikkate alınarak bu da tabii her gün yapılması gereken, saat başı yapılması gereken bir, şey bir değil. tarama değil. değil evet. Yani bu aylık işte dönemlerde yapılabilirse belki daha anlamlı olacaktır. İşte temettü verimliliğinden de buradan çıkarabileceğimiz, işte yine biz düz senetlerine baktık. En yüksekten en aşağıya doğru bir klikle hepsini sıralayabiliyoruz. O sıralamayı bilgisayarlar yapıyor işte. Evet, Algoritmalar yapıyor. Peki evet. dönemsel öz sermaye büyümesine de bakalım bir sonraki slaytımızda. Yani şirketin öz sermayesinin, bir yıl öncekine göre yüzdesel olarak Artışın. artışından bahsediyoruz. Burada öz sermaye ne demek belki onu açıklayalım. Diyorum ya ben temel analiz değilim ama böyle temel verileri belli. Bunların daha net söyle açıklanması adına vermek istiyorum. Yani burada varlıklardan yükümlülükler çıktığında öz sermaye kalıyor. Burada ne kadar büyük o kadar önemli bir şey oluyor. Burada büyümelerle alakalı toplu halde bir... Filtreleme yaptım. O yüzden birkaç tane büyümenin özetini öncelikle geçeceğiz. Geçelim Sırada da dönemsel faaliyet karı büyümesi var sanırım. Evet. Alalım. Evet, bir dönemsel saygı. faaliyet karı büyümesini de alalım ekranımıza. Dönemsel Gel. faaliyet karı bu da esas faaliyetinden yani bütün karlar değil esas faaliyetlerinden elde ettiği karın bir yıl öncesine göre yüzdesel olarak değişimi artmış mı azalmış mı Genelde temel analizciler ben tamam değilim ama etrafımda çok arkadaşım, tanıdığım var. Baktıkları önemli bir orandır. Bu yine büyük olması ne kadar büyük, o kadar olumlu. Ee, başka ne var? Dönemsel kar büyümesi var bu sefer. Bir diğer esas de. faaliyet değil de diğer tüm gelirleri işte değerleme gelirleri. Ne kadar gelir varsa farklı faiz geliri, farklı gelirlerinin de kara katılmış kadar. halinde, içinde esas faaliyetinin haricindekileri de dahil eden yine yüzdesel olarak bir önceki döneme göre değişimi oluyor. Yine büyük olması bunun da olumlu. Şimdi bunlarla ilgili iki tane algoritma geliştirdik. Algoritma derken kural geliştiriyoruz. Algoritma kural demek işte. Ne dedik? Bir sonraki slayda geçeriz. Biz burada dönemsel büyüme sıralaması dedik. Ve bu arada bunların hepsini bizim izleyicilerimizle daha sonra Yayında paylaşıyoruz ardından tekrar bunların linklerini paylaşacağım. Hazır dosyalarını kodlama hı hı. yapmak istemeyenler için hazır dosyalarını. Kodlarını yazdık ama birinci kolon, ikinci kolon, üçüncü kolona ne yazılacak bu kadar. Birer birer kelime aslında yazılacak şeyler çok kolay ama ben yine de bunu paylaşmak istiyorum. Paylaşacağım hı hı. bunu oluşturamayanlar için paylaşacağım. Terminalde bunları yazdığımızda karşımıza çıkıyor birkaç dakika içinde. Ve böyle başlık başlık öz sermaye büyümesi, faaliyet karı büyümesi, kar büyümesi. Ben bunları yine bir stüdyo üzerinde yaptım ve öz sermaye büyümesinin en yüksek olduğundan en düşük olduğuna <laughs> kadar sıralamasını istedim. Sadece en üstteki başla bastığımda onu sıralıyor. Önce alfabetik çıkar sonra bastığımda büyükten küçüğe sıraladı benim için. Ve ben buradan çok hızlı bir şekilde bütün raporları önümde ne Gör. yapabiliyorum görebiliyorum. Ve bunu kullanabiliyorum ama bunu bir adım daha öteye taşımak istedim ben bunu tamam. da paylaşacağız bir sonraki slayda geçelim. Puanlama. Yine bir sıralama ama bu sefer puanlama yaparak yani burada ben şöyle söyleyeyim şimdi geldi de ekrana zaten e, afaki bir sıralama oldu ben temel analizci olmadığımı tekrar etmek istiyorum bu sadece benim öylesine rastgele verdiğim şeyler öyle düşünelim. Yani dönemsel öz sermaye büyümesi 30'dan büyük olanlar için bir puan hanelerine yazılacak bu şekilde formülüze ederlerse birinci kolona. 2'ye dönemsel faaliyet karı büyümesi %40'tan büyük olan varsa ona da 3 puan daha ekleyecek skoruna. Sonuncuda da dönemsel kar büyümesi eğer 50'nin üzerindeyse %50'nin üzerindeyse 2 puan daha ekleyecek. Hı hı. Bu puanlamaları yaptıktan sonra filtreye de bu puanların toplamını birinci kolon, ikinci kolon, üçüncü kolonun toplamının yaz, pardon dördüncü kolona bunu yazıyoruz filtreye boş bırakılıyor. Hı hı. Yazdığınızda size bunları bistüs senetlerini bir anda dakikalar içinde puanlamış olarak yani sizin için önemli olan dönemsel faaliyet karı büyümesi diğer büyümeler biraz daha az önemli. O zaman onları aralarında puanlama yapıyorsunuz ve karşınıza puanlar çıkıyor. İşte 6 tabii ki alabileceği maksimum puan burada 6 puan alan bir 100 senetleri içerisinde bu koşullara uyup 6 tane puan alan 12 şirket varmış mesela. Ondan sonra 5, 4 diye sıralanıyor işte 3 diye puanlar bizim verdiğimiz bu puanlara göre sıralama yapılıyor. Kaç tanesine uyuyorsa bunu arttırmak mümkün ben dediğim gibi sadece bir örnek verdim. Hı hı. Buraya farklı büyüklükleri farklı temel analiz büyüklüklerine göre diğer kolonlarına Kolon da ek artabilir. yapılabilir. Ve bir işte temettü verimliği de %2'den fazla olursa 4 puan daha falan gibi. En son böyle bir puanlama sistemi kurulabilir. Puanlamayla da çok daha rahat se e senet seçimi veya işte analizi belki de yapılabilir. Böyle de bir yol göstermek istedim izleyicilerimize. Gayet güzel. Sonrasında da cari oran var bir sonraki slide'mız. Evet. Dönemsel cari oran. Dönen varlıkların kısa vadeli borçlara oranı. Yani... Likide çevrilecek, borçlar için likide çevrilecek, ne kadar hızlı çevrilebilecek, dönebilecek varlıkların kısa vadeli borçlara karşı ödeme gücünü gösteriyor burada. Çok düşük olmasını istemeyiz. Yani ne kadar yüksek o kadar iyi. Çünkü anında ödeyebilir demek ki borçlarını. Dönemsel cari oranın da sıralaması bir sonraki slide'mızda sınırım var. 5 slaytımız kaldı. Yaklaşık bir 12-13 dakikamız tamam, var. Tamam gayet güzel o zaman. Evet Baktimiz cari oran sıralaması geldi. Evet cari oranda da ne var? Cari oran sıralamasında da yine formülasyon çok kolay. Dönemsel cari oranın baş harfleri parantez aç kapat kolona bunu yazıyoruz. Ben filtrede de dönemsel cari oranı birden büyükleri seçmeyi tercih ettim. Yani dönen varlıkları kısa vadeli borçlardan daha fazla olanlar avantajlı şirketleri birin üstünde olsun. Hemen ödeyebilsin karşılığını verebilsin diye. Biz 100 senetlerini yine Burada sıraladık. İlk 36 taneyi ekranımızda görebiliyor izleyicilerimiz eğer seçebiliyorlarsa. Bunları dediğim gibi ben daha sonra bütün hepsini paylaşacağım. İsteyenler bunların aynılarını zaten göreceklerdir. Terminallerini güncellediklerinde. Çünkü çok sık değişmiyor. Bu rakam. Evet çok sık Bilanç. değişmiyor. Yani bu dediğim gibi bilanço döneminden bilanço dönemine değişen şeyler olduğu için bu. Yani mesela burada en yüksekten en düşüğe doğru sıraladık. E, ALG, o alacaklı gayrimenkul en tepede gözüküyor buradaki listede de gördüğünüz gibi bu şekilde. Dönemsel Ve, kaydırılmış kar satış evet, oranı. Burada iki tane daha var. Bir tanesi dönemsel kaydırılmış kar, yani geçen yılın son 6 ayının bu dönemin ilk 6 ayıyla birlikte hesaba katılmış kar toplamı. Son iki dönemi yani sanki ortasından ortasına bir yıl süredeki karı toplamak için buna da bakan. Birçok yatırımcı var. Bunu da o yüzden dikkate alalım istedim. Dönemsel kaydırılmış satış da aynı şekilde bir önceki dönemin son 6 ayının bu dönemin ilk 6 ayıyla toplanmış hali. Geçen bir yılı dönemsel olarak değil de yani 2021'i değil de 2020'nin 6. ayından 2021'in 6. ayına gibi düşünülebilir. Ve bu teknik analizdeki hareketli ortalamalar nasıldı? İşte 10 barlık hareketli ortalamaysa kaydıra kaydıra ilerlerdi. Bu da işte kaydırılmış kar lafı buradan geliyor. Bu şekilde bir bunlar da filtrelenebiliyor, taranabiliyor. Bunlar bunlara yapıyor. göre işlemler yapılabiliyor ve bunlara göre de siz hisse senedi seçimi daha çok yapabiliyorsunuz. Buraya bir örneği var bunun. Evet. Bu örneği de paylaşacağım. Ben şu ana kadar anlattığımız 9 tane ana başlık var. Bir sonraki sayfada evet. Ve bu 9 ana başlığı da oluşturan bir filtreleme yapabiliyoruz. Karşımıza böyle bir özet tablo çıkabiliyor. Burada bir e, kolon ya da sütün sayısı sınırı var mı? İstediğimiz evet, kadar eklemiyoruz. 9 eklemiyor tane var. 9'unu da doldurduk. 9, 9 tane sütunu da doldurduk. Ama Hı -hı. sonradan bir şeyler ekleyip çıkarabilirsiniz. Puanlama sistemi de kurulabilir. Hı -hı. Ben 9'una dair de puanlama sistemi yapabilirsiniz. Yani tamam. burada gördüğünüz gibi hepsini sıraladık. Piyasa değeri defter değerine göre sanırım dizmişim. Ee, o sırada en küçükten büyüğe olarak da dizebiliyorsunuz. Herhangi bir başlığa tıklayarak en büyükten en küçüğe hemen değiştirebiliyorsunuz. Analizlerinizi yapmakta, temel analizlerinizi yapmakta bu kodlar, kurallar, işte kural, algoritma işinize yarayacaktır. Ve bununla ilgili de strateji iki evet. tane paylaşmak haftanın istiyorum. Haftanın stratejisi olsun. Evet haftanın Birincide stratejisi. Bakalım. Zaten biz... Bu sefer hepsi bunların birer aslında gösterge. Biz haftanın indikatörü diyorduk ama bu sefer temel analiz tarafında 9 tane indikatör vermiş olduk aslında. Evet. Gösterge, temel analiz göstergeleri. Bu şekilde bakarsak ve burada birinci stratejimiz fiyat kazanç oranı 15'ten küçük. Yani Aynı anda FK'sı, evet, FK'sı 15'ten küçük. 15 yılda kendini amorti ediyor en az gibilerinden. Ve piyasa değeri, defter değeri de 3'ten küçük olsun dedik. Piyasa değeri, bölü defter değeri. Bu da görece ucuz anlamında. Hı hı. Hani seçebilmek için. Ve temettü verimi de %1'den büyük olanları bize filtrelesin demiş. Ve 18 tane hisse senedi çıktı. Yalnız ben şu anda fark ettim. Fiyat kazanç oranı ben 15'ten küçük deyince sıfırdan da büyük eklemeyi unutmuşum. Onu ben paylaştığımda izleyicilerimizle hı hı. o haliyle paylaşırım. Burada fiyat kazanç oranı... 3 tane sıfır bir olan da şey. çıkmış yani geçen dönem zarar açıklayanlar da çıkmış onları da elemiş olur yani o, burada kaç tane olacak 4 tane mi 3 evet. tane Üç var 18 değil de 15 tane, tane çıkacaktı bu liste. tamam yani Bu bir örnek zaten sonuçta buradan evet. bir yönlendirme yapmaya çalışmıyoruz ama bunları biz dakikalar içinde bu yine biz düz senetleri tarandı gördüğünüz gibi alfabetik sırayla bu arada dizildi herhangi Hı -hı. bir diziliş yok aralarında. Bu koşullara uyanları filtreleyip ben çok rahat bir şekilde o kodları kullanarak paylaşacağız kodları da. Gördüğünüz gibi incelemeler yapabiliyorum. Bir anda beni bir sürü senede incelemektense daha böyle benim koşuluma uyanları anında ekranıma koyup onları incelemek işte hep zaman kazandırıyor bize böyle şeyler. Burada da en başta kazandığımız şey zaman. Tabii ki eğer güzel bir stratejiniz varsa hep diyoruz ya hepsinde ne gerek bize strateji burada da bir strateji gerek bu da bir strateji çeşidi işte. Örnek bir strateji geliştirilebilir, arttırılabilir, azaltılabilir. Siz hangi temel verilere daha dikkat ediyorsanız, daha değer veriyorsunuz onlar buraya eklenip ona göre bir sıralama yapılabilir. Ve buna göre hisse senedi seçimi yapabilirsiniz. Veya teknik analizle de bu hisselerle teknik analiz yaparsınız. Size göre Darvas gibi temel analiz ve teknik analizi birleştirebilirsiniz. Diyorum ya bunlar birbirine rakip değil. İkisinde de ayrı ayrı altın madalya alabiliyoruz. Yani buradan değeri çıkartıp diğer taraftan teknik analizle zamanlamayı ortaya çıkarmak evet, gibi orada. bir imkan var. Zaten o değil midir? Temel analiz hangi hissede yatırım yapayım? Teknik analizde ben bunu ne zaman alıp satayım? Yani bunu birçok kerede açıkladım. Yıllar önce aldığınız bir senet şu an zararda olabilir. Temel verileri çok iyi bile olsa temel analize göre. Darvasında başına gelmişti. Evet. Ama doğruyu salınımlarda alıp satarsanız oradan yine de para kazanabilirsiniz. Bir şey söyleyeyim. Şimdi diyelim ki bilançolar açıklandı. Bugün işte bilançoların bittiği dönemdeyiz. Hı hı. E, 12 aylık bilançolar geldi. Bu taramaları yaptık. İşte buradan 15 tane hisse senedi çıktı. Ben bu çıkan tabloyu e, algoritma içerisinde otomatik olarak alsa sistemine adapte edebiliyor muyum? Edebilirsiniz. Yani olabilir, bu mümkün ama yani otomatik yapacak kadar hani içine teknik analiz algoritmalarında koysanız daha iyi olur. Burada daha doğrusu güzel olur. Filtrelemek. Ondan sonra eğer teknik analizle bir robot çalıştırıyorsanız, çalıştırmanızı tavsiye ederim. O daha anlamlı bir cevap olacaktır. Yani biz burada bilançolar, bilançolarda yatırımcının dikkat ettiği rasyoları, rakamları hızlı bir şekilde görme, raporlama, evet. gözden kaçırmamak gibi bir avantajı kullanıyoruz. kazanma. O vakit kazanma avantajımız var ama mutlaka bunu teknik analizle de kıyaslamak, bakmak lazım. E tabii olur. yani evet. o anki fiyatı, yani ikisi birbiriyle hani uyumlu olmalı. Hep öyle uyumlu. diyorum ya. Evet. İkinci iki Evet ikinci stratejimiz merhum Yaşar Erdinç'in stratejisi. Evet. Bunu paylaşmıştı bir videosunda. Sonrasında ben de kodlamıştım istek üzerine. Ee, piyasa değeri burada son 2-3 ayda piyasa değeri defter değeri yeni zirveler yapanlara dikkat edin. Bunları araştırın diye özellikle söylemişti size bunu önemli bir tüyo olarak veriyorum demişti. Hatta bu tarz şirketlerin mutlaka faaliyet raporlarını inceleyin ve orada bir hikaye yakalamaya çalışın diye de öğütlemişti. İşte piyasa değeri defter değeri son 2-3 ay içerisinde son dönemde tarihi zirvesini yakalamış şirketlerin listesi 31 tane firma var burada. BIST 100 içerisinde yine tekrar ediyorum. Tüm barlar burada taranıyor çünkü bütün tarihi zirvesinden bahsediyoruz. Tarihi zirvesini yapmış firmaları bu da bir strateji işte. Bu firmalardan alım yapmak veya bunların faaliyet raporlarını okuyup ondan sonra karar vermelerini isterdi. Bu da kendisini rahmetle anıyorum. Burada herhalde e, şuna dikkat çekilmeye çalışılıyor. Eğer piyasa değeri defter değerinde bir zirve yaşanıyorsa şu ara dönem içerisinde yeni bir hikayesi olabilir evet. bu şirketin. Evet ve bunun faaliyet raporunda mutlaka bir yerde yakalayabilirsiniz diye önemli de söylerdi. Bu çok önemli bir tüyodur demişti. Bunu da kullansın yatırımcılarımız. Saygıyla anıyorum kendisini. Son slaytımızda gelsin. Yaklaşık bir 4 dakikamız kalmış. Toparlayalım. Buyurun. Evet en başta söylediğimiz gibi son slayt orada ha, geliyor. Gel tamam. En başta söylediğimiz gibi biz bir şekilde ne yapıyoruz? İlk başta vakit kazanıyoruz. Hep diyoruz ya bize algoritmalar, işte bu terminaller, bilgisayarlar, teknoloji neyi kazandırıyor? En başta vakit. Biz bu incelemeleri belki tek tek yapsak o kadar çok zaman ayıracağız ki şimdi bakın yarım saate neredeyse hepsini sığdırdık. Evet. Çok kısa bir zamanda birçok farklı şeye anında bakabiliyoruz. Teknoloji bu tarafa doğru gidiyor ve bu tarafa giderken biz de bunu kullanmaya çalışıyoruz. Ve diyorum ya başarılı olabilir. Temel analiz sadece temel analiz kullanarak başarılı olan insanlar da olabilir. Burası bir savaş alanıysa siz de oradaki generalsiniz çünkü. Ama ön saflarda çarpışan day trader'lardan biri de olabilirsiniz. HFT'lerden biri de olabilirsiniz. Önemli olan A noktasından B noktasına gidebilmek, yani para kazanabilmek. Yine hepimiz altın madalya alabiliriz farklı disiplinlerle bunu yaparak. Yani lütfen rakip görülmesin birbirine. Temel analiz, a teknik analiz tukaka denmesin veya tam tersi teknik analizi ilgilenenler temel analiz işe yaramaz bu hayır ikisinin de başarılı olduğu belli bölümler var neden onların başarılı olduğu yer e, bölümleri bir arada uyumla kullanmıyoruz benim derdim bu İnsanlara da bunu anlatmak istiyorum ondan sonra bu şekilde belki çok daha rahat ederiz en başta vakit kazanıyoruz. Evet. Önemli gibi. olan burada bir stratejinizin olması. Yani bugün e, işte, bilanç analiziyle başlayabilirsiniz, yarın teknik analizi bu işini har harmanlayabilirsiniz. Ama bir stratejiniz yoksa doğru yerden başlayamıyorsanız mesafede kat, kat edemeyeceksiniz. Çok doğru bir strateji işte biz de bugün örneklerini vermeye çalıştık çeşitli neler yapabiliriz diye temel analiz algoritmalarıyla. Umarım başarılı olmuşuzdur, izleyenlerimiz memnun kalmıştır. Teşekkür ediyoruz Kıvanç Özbilgiç. E, burada bugün konuştuklarınızı, kodlarını paylaşacaksınız evet. izleyicilerimizle. Biz de bu programın tekrarını çarşamba akşamları veriyoruz. Gün içinde izleyemeyenler çarşamba akşamları da saat 9'da izleyebilirler. Haftaya tekrar Pazartesi günü görüşelim diyoruz o zaman. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Algoritma Dünyası'nın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.